vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Ya Allah. Şimdi sizleri bu toprakların vatan olmasında canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere ilçe müftümüz Sayın Emin Patan'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, kıymetli protokol, gördüğünüz gibi Develi Müftülüğümüz bünyesinde Sayın Valimizin riyasetinde Kayseri ve merkezlerinde başlatılan Erva Spor Okulları'nın açılış münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle başta Sayın Valim olmak üzere bütün protokola, öğrencilerimize ve bütün hazıruna saygılarımı sunuyorum. Teşriflerinden dolayı hoş geldiniz diyorum, şerefler verdiniz diyorum. Sayın Valim, bilemiyorum bir taşla üç kuştan fazla kuş vurulabilir mi, ama bugün burada bir taşla üç kuşun vurulduğuna şahit oluyoruz. Ama Müslümanca bakış her şeyde bir hayır olduğunu gösteriyor. Bunda da demek ki bir hayır varmış. Sayın Valimizin öncülüğünde Kayseri'de başlatılan Erva projesi kapsamında bu projemiz birleştirilmiş oldu. Hem Diyanet Gençlik Merkezimiz inşallah biraz sonra gezeceğimiz gibi çok daha güzel donanımlara sahip bir yere taşınmış oldu. Hem burada Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan Erva Spor Okulları uygulama alanı buldu. Hem de yine Sayın Valimizin çok önem verdiği Erva Spor Kulübü'nü de burada inşallah gerçekleştirmiş oluyoruz. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Öksüt Madencilik Çevre ve Sosyal Yönetişim Direktörü Sayın Pelin Usta Özkayhan'ı kürsüye davet ediyorum. Öksüt Madencilik olarak önce insan prensibimizle her adımda toplumumuzun, insanımızın yanında olmayı hedefliyoruz. Okul çağındaki çocuk ve gençlerin olumlu alışkanlıklar edinmesinin, sanat ve spora yönlendirmeleriyle topluma faydalı bireyler olmasının yetiştirilmesinin önemine yürekten inanmaktayız. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Erdemli Çocuklar Yetiştirme Projesi'ni genç arkadaşlarımız için bir gelecek projesi olarak görmekteyiz. Develi'ye kazandırdıkları bu merkeze katkı yapabilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Teşekkürler. Spor merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii Erva Spor Okulları'na desteğini ve Kayseri'de başlatan öncülüğünü yapan Sayın Valime yürekten teşekkür ediyorum. Erdemlerimizle Varız projesi gerçekten çok değerli bir proje olduğunu biliyorum. Belediye başkanlığı seçildikten sonra beni de yüreklendirdi. Çok hoşuma gitti. Sadece sporla değil, değerlerimizde, değerler eğitimi, birçok konuda eğitimlerle de gençlerimize katkı sunduğunu çok iyi biliyorum. Kendilerine cani gönülden çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı, selam, sevgi, muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Beyefendi'yi kürsüyü teşriflerini arz ederim. Evet. Bugün 31. Erva Spor Okulu'nu burada açacağız. Bakın arkadaşlar, biz her mahallede bir spor okulu,
açacağız diye Kayserilere bir söz verdik. Aslında niyetimiz Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde bunu yapmaktı ama önceliğimiz Kayseri'nin merkez ilçelerinde bunu yapmaktı. Her mahallesinde bir spor okulu açacaktık ve bu açtığımız spor okullarında kulüpler kuracaktık. Bu kulüpler faaliyet sürdürecekti ve bunlar bazen idareci bir ile atanıyor veya bir ilçeye atanıyor, çalışıyor. Gittikten sonra o proje onunla beraber anıldığı için hakim kalabiliyordu. O yüzden biz bunu kurumlarla, müteşebbis heyetlerle, STK'larla işbirliği halinde yapıp hiçbir kuruma, hiçbir kişiye bağımlı olmasın diye hayal etmiştik. Böyle yola çıkmıştık. İstiyoruz ki bu mütevazi yerlerde de olsa gençlerimize bu imkanları sunup lisanslı öğrenciler, lisanslı sporcular yapalım. Bakın şu an bu projeyle 8500 lisanslı sporcumuz oldu. Öyle mutlu. Bu projeyle şimdiden madalyalar gelmeye başladı. Ama madalyaymış, başarıymış. Bunlar benim umurumda değil. Benim umurumda olan şey Kayseri'nin gençliğinin spor salonlarına, kütüphanelere çok yakışıyor olması. Bazı alçaklar bizim gençliğimizi, zehir tacirleri, bir takım sosyal medya kumpaslarıyla bazen gençliğimiz üzerine oyunlar oynanabiliyor. Biz istiyoruz ki bu projeyle gençlerimizin sahipsiz olmadığını, her mahallede, her sokakta bizim olduğumuzu, onlara spor imkanları sunarak onları destekleyeceğimizi ifade etmek için bu yola çıktık. Hiç kusura bakmasınlar. Bu gençliği kimseye teslim etmeyiz. Hiçbir alçağa bir tek gencimizi bile feda edemeyiz. O yüzden okullarda biz varız. Sporda biz varız. Sanatta öğrencilerimizin yanında olacağız. Polisiye tedbirlerle bu şehri kirletmek isteyen, huzurunu bozmak isteyenlerin emniyet müdürümüzün, jandarma komutanımızın, emniyetimizin ve jandarmamızın demir yumruklarını enselerinde yedikleri gibi bizler de gençlerimizi spor salonlarında beraber olacağız. Bu projenin temeli bu. Dolayısıyla Develi'de olması bunun önemliydi. Daha önce Develi'de var mı? Var. Özben nerede? Evet, sayı var. Jandarma Erva Kulübü'nde, spor kulübünde kaç öğrencimiz var? Şu anda 75 sporcumuz salonda sizlere bekliyor sayı var. Antrenmanda var. Madalya aldınız mı siz? Geçen yapılan müsabakada Kayseri 2. oldu takım halinde. Öyle mi? Jandarma Erva Spor Kulübü'yle zaten Develi'de güzel işler yapılıyordu. Arkadaşım gidiyordu. Ben de onunla birlikte yazılmak istedim. Sonra çok hoşuma gitti ve devam ettim. Geliştikçe maçlara götürüyor hocamız bizi. Orada dövüşe katılıyoruz. Dereceye girersek madalya alıyoruz. Okul dışında farklı bir aktivite oluyor bizim için. Ben önceden duyuyordum ismini zaten tekvando diye. Gitmek çok istedim. Annemgil göndermedi. Çok erken başlayacaktım. Göndermediler. Sonra başlangıçta işte böyle devam etti. Bayağı da kırmızı siyah kuşak oldum. Sporun sana ne gibi bir katkısı oluyor? Yani güzel bir şey. Eğitimin oluyor. Gidiyorsun, madalya kazanıyorsun, maçlara çıkıyorsun, milli sporcu oluyorsun. Arkadaşların da seni görerekten... Evet, onlar da başladı. Bayağı kişi başladı arkadaşlarımdan beni görerek. Örnek oldum yani. Bu spora 3 sene önce başladım. Selman hocam sağ olsun sürekli yardımcı oldu. Yardım etti, sürekli destek çıktı. Sporun sana okulun dışında ne gibi katkısı oluyor? Arkadaşların arasında. Eğlenebiliyorum. Arkadaşlarımla biraz kaynaşabiliyorum. Eğlenceli oluyor yani. Oluyor. Bazı arkadaşlarım da benden görerek. Mesela mahallede birkaç arkadaşım var. Onlar da benim sayemde başladılar. Erva erdemlerimizde varız. Yani geçmişimiz,
bizim örflerimiz, adetlerimiz, geleneklerimiz, çocuklarımız aslında Erva'yla biz sadece spor yaptırmıyoruz. Sayın Valimizin Kayseri'de hayata geçirmiş olduğu bu Erva projesi gençlerimizin hem milli hem manevi hem ahlaki değerlerine sahip birer gelecek nesil olabilmeleri anlamında. Yani sporla. Tabii. Nasıl ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim düsturuyla Türk gençliğine emanet etmişse bu ülkeyi, Sayın Valimiz de aynı Erva'yla erdemlerimizle varız. Yani biz sağlıklı, güçlü, geçmişine sahip, örf adetlerine sahip bir gençlik temennisiyle, hayaliyle Kayseri'de bu Erva projesini hayata geçirdi. Ve gerçekten şu anda 31.sini develde açıyoruz. Biz Sayın Valimize himayelerinde kurmuş olduğu Erva spor okullarına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de ben Kayseri Tekvando İl Temsilcisi olarak Tekvando'da Sayın Valimizin döneminde bir çığır açtığımızı ifade ettim.